aklınızda habire niçin huysuz virjin yok, nerede diyordunuz? Huysuz virjin de hakikaten kendisine göre bir meşgalesi vardı. Haklı olarak özel işleri vardı. Beni affedin demişti bana. Fakat kendisine ısrar ettim. Ve nihayet yine karşınızda Seyfi Dursunoğlu dostumuz. Gel. Anam ben bunu uzun bir şey zannederdim. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ne varsa kısa boylularda vardı. Evet. Nasılsınız? Fakat bunları aştım yani. Boy boy miyim diye. Tabii. Naim Süleymanoğlu neler kaldırıyor biliyor musun? Kesinlikle. 1.76 boyun. Efendim nasılsınız? Burası çok merak ettiğim bir yerdi ama bu gece galiba Japon 1, Japon 2, Japon 3 şeklinde oturuyoruz. Niye Japon ne ki? Sürekli alkış istiyorsun ya. Hayır. Ben hiç ağzımı açmam. Öyle mi? Orada bir herif vardır. O böyle yapar. Herkes alkışlar. O kendi beni çok sevdiğini biliyorum. Kesinlikle. Yani beni seven bir adamın da yakışıklı olmasını isterdim. Çirkinsin, o mühim değil. Kesinlikle çirkin. Hayır, mühim değil. Hayır, ayrıca da buraya çıkmadan önce şimdi makyajla, senin makyajınla konuşalım. Bu yapılmış, makyaj yapılmış halin mi? Evet, bir de acaba saçları Selçukural mı yapsak, Erol Evgin mi yapsak diye en sonunda böyle rahat bıraktık. Yani ben bunu çok yerde de söyledim zaten. Erol Evgin yapaydın da. Yani yakışıyorsan. Hayır, hiçbir şeyinize takılmak niyetinde değilim. Sadece sizle güzel bir sohbet yapmak. Bunlar biliyorum çok daha çirkin olduğunu ama bunlar utanmaz adam bıyıkları. Bıyıkları. Yeni bir diziye siz başlıyoruz. Bir şey televizyonda siz şey diye çıktınız. Sen televizyon. Sen televizyonda gece baykuşu diye çıktın. Gece kuşu mu baykuşu mu? Gece kuşu. Aslında baykuşu olsa daha iyi olurdu. O kadar geç saatte yayınlanıyordu. Hayır, baykuşu gibi. Yani sen de herhalde yani kelebek gibi değilsin de. Çok çok heyecanlı bir şey seninle burada olmak. Seninle ay, beraber çok teşekkür olmak. Ederim. Bunu çok samimi söylüyorum. Yani şu anda burada kayıt olması, seyirciler olması falan bunun hiçbir önemi yok. Yani ayrıca da Seyfi'den çok huysuzu sevdiğimi sana söylemeliyim. Sen bu seviyorsun demek ki. Kesinlikle. Seyfi çok ciddi biliyorsun. Nemrut bir Seyfi'nin şey. Ne kadar dürüst ve ne kadar çok kaçak bir tip olduğunu da biliyorum aslında. Kaçak ne demek kardeşim? Yani... Yani, daha zor bir adam diyelim ki, daha duygusal bir adam. Evet, daha, daha zor. Öyle yatmam herkesle. Kesinlikle. Yani, ben de. Ama huysuz virjin olarak istersen şurada her şey yapabilirim. Efendim, yaptığım şu, tabii çok zor bir iş, onu söyleyeyim. Yani yaparken çok zor bir iş yaptığımın farkındayım. Sana espri yapacağım, etraftakiler gülecek ama sen çok rencide olmayacaksın. Ya. Bu dozu ayarlayabilmek çok mühim. Daha oraya gelmedik. Asıl sorduğum şu. O görüntü. Yani bu adam nasıl zıp zıp zıplıyor? Yani bir iki programda böyle hafif bir tansiyonunuz düştü filan. Belki insanlar o zaman idrak etti. O kostümün ve makyajın altındaki adamın yaşını. Kimsenin o yaşı anlamasına imkan yok. Evet. Ama bu çok intizamlı yaşamanın neticesi bu. Ben alkol sevmem. Bir arkadaşım gelirse masayı da bozmam. Ama sahneden bu önce mühim. Küçük bir şey. O onun muhakkak. İki kadeh. İki kadeh derken ben gördüm. Yani tadına bakıyorsunuz gibi bir şey. Yok ya, yok değil Okan'cığım. O kadar değil. İki parmak viski. 2,5 parmak viski. Üstü su. İki kadeh. Biz beraber ilk programımızda sizin programınıza geldik. İkimiz de sarhoştuk. Yani. Neyse kısa bir reklam arası vereceğiz. Hemen devam ediyoruz Seyfi Bey. Efendim, siz bir meslek yapıyordunuz. Bu bir memuriyet. Hı hı. Sosyal Sigortalar Kurumu'nda. O tarihte Şişli'de anlatırsınız ara sıra.
Küçük bir dairede oturuyorsunuz. Evet. Nasıl bu kadar fukaralaştınız o tarihte? Ailenin iradını mı reddettiniz? Ne oldu? Evet. Evde, evet. Abimle kavga ettim. Ve ben evden ayrılıyorum dedim. O zamana kadar evden ayrılma müsaadem yoktu. Ama kavga çıkınca... Kaç yaşınızdasınız? Herhalde 25-30 arası. Hı hı. Ben de fazla sene şeyi yok. Hmm. Ancak böyle tahmini söyleyebiliyorum. Artık o zaman da babam ticareti bırakmış. Yani maddi durumu çok çok iyi değildi. Bir evimiz vardı. Hmm. İki katı kiradaydı. O kira geliyordu. Hmm. İşte çalışanlar yardım ediyordu. Ben de dahil bu olayın içine, yardıma. Evden ayrılmama müsaade etti, bir şey demedi. Önce tarla başında bir ev buldum. Hı-hı. Fakat çok rahatsız oldum. Araba kaynakları yapılıyor, hı-hı, evimin arka tarafında. Onun devamlı kokusu. Orada 6 ay kadar oturdum. Ondan sonra bir arkadaşımın müştemilatı vardı Atikale'de. Hı-hı. Oraya geçtim. 6 ay da orada oturdum. Ondan sonra Şişli'de bir arkadaşımın oturduğu bir bodrum kat vardı. Kaloriferliydi. O benim için çok mühim. Hı-hı. Kaloriferli olması. Ve oradan o bodrum katına geçtim. Ancak geçinemiyorum. Kesinlikle geçinemiyorum. Mesleğe girmeyelim. O daireyi merak ediyorum. Nasıl bir yer? Götüreyim sizi oraya. Şimdi ne halde orası? Şimdi orayı büro yapmışlar galiba. Hı-hı. Ama toprak cadde seviyesinden 5-6 basamak iniyorsunuz. Karanlık mı biraz? Karanlık, çok karanlık. Yanımda kapıcı dairesi var. Kapıcı dairesine benim katımdan bir odayı kapıları tuğlayla örmüşler. Kapıcıya vermişler. Hı. Diğer geri kalan tek bir salon olarak kullandığım, yok, yatak odası ve salon olarak kullandığım. Hı. Ve ayağımla şöyle yaptığım zaman 16 ayak. Bir boydan burada hem yatağım var hem salonum var. Bunu nasıl biliyorsunuz? Siz arşivlediniz orayı. Ölçtüm, evet, özellikle. Ölçtüm. Şimdiki evimde şey yapıyorum, aynı şeyi ölçüyorum. Allah'ım diyorum sana çok şükür. Ya. Çok şükür diyorum. Tabii ki çok gençken çok şöhret olmak isterdim. Daha büyük avantajları var. Gençken şöhret olmanın, siz de bunun epey kaymağını yediniz gençken. Hayır efendim, 30 yaşından sonra. Yani 30, ben 77, siz 30'dan bahsediyorsunuz. Yani gençken şöhret olmak büyük bir avantaj. Ben öyle olamadım. Ben 38-39 yaşındaydım ilk sahneye adım attığım zaman. 38-39 yaşında bu dairede mi yaşıyorsunuz? Evet, yine o dairede yaşıyorum. Sosyal sigortalarda memur. Sosyal sigortalarda memurum. Bir tesadüf eseri. Kulüp 12'de bir Ramazan eğlenceleri yapılıyor. Belca Yazıcı diye bir hanım var. O beni ekibinin içine alıyor. Onun programının arasında çıkıyorum. Bir arkadaşla beraber kanto yapıyorum. İçeri giriyorum. Kıyafet değiştiriyorum. Charleston yapıyorum. Tekrar selam veriyorum. Periyomu çıkarıp içeri giriyorum. Şimdi sizin bahsettiğiniz yaş... Yani yahu benden geçti artık, ben 30 yaşındayım artık, bu böyle gider diyen adam için çok büyük örnek. Peki doydunuz mu bu büyüklüğe, şu andaki büyüklüğe, işte yatak odasına asansörle çıkmalar ve bir Versay Sarayı vari böyle çift merdivenlerle inmeler falan filan ya. Yani. Peki bu fazla geliyor mu şimdi, bu büyük geliyor mu şu anda? Hayır, gelmiyor. Hayır, büyük gelmiyor. Çünkü ben öyle bir evde büyüdüm. Benim yerim burası. Öyle. Öyle bir evde büyüdüm, onun özlemini çekiyordum. Birikimim de olunca, vergide 7. oldum bir sene. Hmm. Mali müşavirim dedi ki bunu gayrimenkulü çevirirsek biraz daha vergimiz azalır dedi. Hmm. Sattığım zaman iyi para etsin diye o kadar büyük tuttum evi. Güzel. Ama satamayacağım galiba. Çünkü sevdim. O, siz seviyorsunuz. Her tuğlasında benim emeğim var. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi yalnız yaşayanlar da bize bakıyor. Bu adam ne yapıyordur evde? Evi görüyoruz şimdi. Yani orada alt katta da oturuyorsunuz. Ben sizi ziyaret ettiğim zaman bir alt katta ağırlıyorsunuz beni. Sonra daha samimi oluyoruz. Ondan sonra, yani yanlış anlaşılmasın, üst kata çıkarıyorsunuz. Üst katta işte daha biraz daha hani gevur buna daha kozi mozi diyor böyle. Daha bir hani
samimi filan. Onun üst katına hiç çıkamadık. Ben bir kere bakmak için çıktım ne var diye. Çok hoş bir yatak odanız var. Evet. Evet. O arada oturuyor. Siz her tarafını kullanıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz peki bu yalnız gecelerde? Şimdi efendim az olmakla beraber çok sevdiğim arkadaşlarım vardır. Cumartesi pazarımı onlarla geçiririm ekseri. Geri kalan zamanda da hiç boş durmam. Ben hiçbir zaman şöyle elimi bağlayıp veya şöyle yapıp televizyon seyrettiğimi bilmem. İlle bir şey yapacağım. Bir şey atmak üzere olduğunuz bir kazağı bana verin. Ben onu değerlendireyim. Bir şey yapayım. Bir buluş, bir icat, bir şey. Bir güzel bir hale getireyim. Bundan büyük keyif alıyorum. Bunun için de evimde her an bir şeyle meşgulümdür. Ama masa da yapabilirim. Gardırop da yapabilirim. Oya da yaparım. Dantel de yaparım. Örgü de örebilirim. Nitekim bir tane hanım dilendi, bey beğendi diye bir tabir vardır. Hanım dileniyor, gidiyor sağdan soldan ufak ufak yün yumakları alıyor. Eve geliyor. Onları bir başka bir iplikle karıştırarak tuit yapıyor. Parça parça örgüler yapıyor ve bir masa örtüsü, yatak örtüsü, yorgan bir şey yapıyor. Böyle de bir şeyim var. İşte bu savaş dönemi psikolojisi. Siz olabilir. Bunu görmüşsünüz. Gördük tabii, tabii. Siz, hanımlardan tabii. Bunu görmüşsünüz. Yaptıklarınızla da hanımlarla yarışıyorsunuz. Yapamaz. Benle beraber gelmiş birçok hanımı küçümsediniz. Sen yapabilir misin bunu falan filan gibilerden. Yani hanımlarla da yarışıyorsunuz. Yapamaz çünkü. Evet, siz benim evime her seferinde başka bir hanımla geldiniz. Ya konu o değil. Evleninceye kadar. Yani evimi biraz hafife aldınız gibi geliyor. Ve hiçbir günde tok gelmediniz. Bir kere ben tokum, arkadaşım. Mın karnı aç dediniz. Evet. Beraber dostu da ikiniz, ikinize masa kurdum. Sen ondan çok yedin. Bu samimiyettir. Benim her zaman evimde bir aşım vardır. Peki. Şimdi bu burada bitiyor. Biz haftaya tekrar sizinle beraber olacağız. Bu stüdyoda. Çünkü hadi bunlardan biraz bahsedebildik. Ama meslekten hiç bahsedemedik. Şu şov dünyasından hiç bahsedemedik. Mümkünse siz de lütfederseniz devam edelim. Ve o konuya da girelim. Tabii ben zaten daha hiçbir şey konuşamadım. Maşallah sizde ne çene var. Ben işte hayranlıktan sizde bundan geliyor para kazanıyorsunuz. Bana. Evet, siz doğru. De bundan. Siz de öyle yapıyorsunuz galiba. Evet, benim de çenemle para kazanıyorum. Peki efendim.